Ali Kara Hasanoğlu. Perinçek grubunun haber kaynağı FETÖ mü? Aydınlık gazetesi FETÖ düşmanı diye biliniyor. FETÖ düşmanı olmadıklarını iddia edecek değilim. Ama bu hafta içinde bir televizyon programında Doğu Perinçek'in partisinde genel başkan yardımcılığı yapan Hasan Atilla Uğur'un İki aydınlık haberi için birden, bilmiyordum, aa öyle mi şeklindeki cevapları bende şu kanaati uyandırdı. Ya FETÖ bizim tahmin ettiğimizden de çok öte devasa bir örgüt ya da AK Parti düşmanlığı hemen herkesin zaman zaman FETÖ ile işbirliği yapmasına yol açmış. Neydi bende bu kanaati uyandıran anlatayım. Önce Hasan ile Uğur'u tanıtayım. 1999'da terörist başı Apo Türkiye'ye getirildiğinde Apo'yu sorgulayan istihbarat albayı. Yıllar sonra Ergenekon davaları kapsamında tutuklanan ve cezaevinde kalan bir subay. İşte o subayın beyanına göre Apon'un sorgulanmasına ilişkin görüntüler kasete alınmış. Yine istihbaratçı albayın beyanına göre jandarma komutanlığında bir kasaya konulup kilitlenmiş. Bu görüntüler 2014 yılında İşçi Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'da yayınlanıyor. İlk akla gelen jandarma istihbaratının İşçi Partisi çizgisine savrulan Hasan Atilla'nın o görüntülerden bir kopyayı kendisinde sakladığı ve Ulusal Kanal'a verdiğidir, değil mi? Hasan Atilla hayır diyor. Devlet terbiyemiz buna izin vermez. O zaman tek ihtimal kalıyor. Hasan Atilla'nın da aktardığı bilgilere göre jandarma istihbaratı sonraki yıllarda hakim olan FETÖ kasetleri ele geçirmiş olabilir. FETÖ kasetleri ele geçiriyor ve Ulusal Kanal'da yayınlatıyor vay canına sayın seyirciler fetö ile ulusal kanal düşman kardeş ama fetö'nün elindeki kaset ulusal kanalda yayınlanıyor nasıl oluyor bu perinçek grubu bir izahat bulur herhalde bu birinci olaydı Sırada ikinci olay var. MİT tırlarının 2014'ün ilk günlerinde Adana'da durdurulması, tırlarda arama yapılmak istenmesi, kısmen bazı işlemlerin illegal şekilde yapılması. Sonuçta da AK Parti hükümetinin Suriye'deki terör örgütlerine silah yollamakla suçlanması. Bu kirli operasyonu organize edenler, MİT tırlarında silah olduğunu ileri süren FETÖ'cüler, tırlardaki konteynerin fotoğraflarını servis ediyorlar. Fotoğraflarda sözüm ona silah görüntüleri var. FETÖ'nün organize ettiği bu operasyonun kamu oyuna yansıması hangi medya organı aracılığıyla yapılıyor? Perinçek'in Aydınlık gazetesi aracılığıyla. Hasan Atilla'ya bu durum hatırlatıldığında önce kem ediyor sonra küm ediyor. Cumhuriyet gazetesi değil miydi diyor. Cumhuriyet gazetesinden 6 ay önce Aydınlık gazetesi yayınladı deyince bilmezliğe vuruyor. Şimdi sorumuz şu. Hem APA sorgusunun görüntülerinin yayınlanması hem de MIT tırlarıyla ilgili fotoğraflar FETÖ operasyonu olarak kabul edildiği halde nasıl oluyor da İlk defa FETÖ karşıtı İşçi Partisi'nin yayın organlarında yer buluyor. 17 Aralık öncesinde yayınlanan bir haberi sorgulamıyorum. 17 Aralık öncesinde kimin ne olduğu pek bilinmiyordu. Muhataplarımızın ne haltlar yiyebilecekleri net olarak idrak edilmiş değildi. Dolayısıyla 17 Aralık öncesinde FETÖ değişik kanallar kullanarak yayınlanmasından menfaat temin edeceği haberleri çok değişik görüşteki medya organlarına sızdırarak amacına ulaşmış olabilir. Ama 17 Aralık'tan sonra herkes gardını aldı. FETÖ'yü çok eski yıllardan beri iyi tanıdığını iddia eden Perinçek grubuysa 17 Aralık'a bile ihtiyaç olmadan FETÖ ile hiçbir tarihte irtibatı olmadığı iddiasını ileri sürdüğüne göre 17 Aralık öncesini boş verin. 17 Aralık'tan sonra kaynağı FETÖ olan çok önemli bu iki bu operasyonel haber, çarpıtılmış haber, hükümeti devirmeyi amaçlayan haber görüntülü embeddet gazeteciliği nasıl hangi kaynaklar aracılığıyla FETÖ karşı ...gözüken Perinçek grubu tarafından yapıldı. Söz Perinçek grubunda. Her namaz kılanı suçlamak, FETÖ'cü olduğunu iddia edip... ...yargısız infaza tabi tutulmasını istemek kolay. Buyursunlar, izah etsinler. Bahsettiğimiz bu görüntüler hangi kaynak tarafından kendilerine yollanmıştır? O görüntülerin yayınlanmasıyla hangi amaç gözetilmiştir? Görüntüyü kim yollarsa yollasın, biz yayınlarız mı diyorlar? Diyorlarsa kendilerine başka görüntüler yollasak onu da hiç sorgulamadan yayınlarlar mı? Yoksa en başta sorduğumuz gibi AK Parti'yi devirmek istemenin içtahıyla mı hareket etmişlerdir? Daha derin irtibatları mı vardır? Açıklasınlar, biz de bilgilenmiş olalım. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit